Bu sabah her zamankinden çok daha erken kalkmıştım. Hava henüz aydınlanmamıştı bile. Ailemle beraber yeni bir eve taşınacaktık. Eski evimizden daha büyük, daha ferah. Şehrin gürültüsünden uzakta olacağım için içim kıpır kıpırdı. Eşim Şermin mışıl mışıl uykusundayken mutfağa gidip kahvaltı hazırlamaya koyuldum. Elim biraz ağır olduğu için ben kahvaltıyı hazırlayana kadar Hava çoktan aydınlanmış. Hatta küçük kızım Eda yataktan fırlamıştı bile. Keyifli bir kahvaltının ardından kalan diğer eşyaları kamyonete yükledik ve yeni evimize doğru yola çıktık. Büyük kızım Esra ise şehirden uzakta olmak istemiyordu. Ergenlik çağında olduğu için şehir yaşantısı ona daha cazip geliyordu. Yeni evimize doğru yaklaştık. Dışı dubleks villadan daha çok eski köşkleri andırıyordu. Aslında buraya köşk de diyebiliriz. Yeni evimizin hemen yanında bir tavuk kümesi ve bir de ahır vardı. Eşyaları yerleştirdikten sonra ilk işim kuzu ve tavuk almak olacaktı. Yeni evimizin bahçesindeki kümesi onarıp tavukları içeriye koydum. Sıra ahırın onarılmasına geldi. Yorgun olmama rağmen el arabası küreyi alarak ahıra girdim. Fakat ahır beklediğim gibi değildi evi satın alırken ahırın içine göz atmamıştım. Ahırın içinde leş kokusu vardı. Kokudan resmen burnum yandı. Nefesimi tuttum. Etrafa göz attım. Ahırda eskiden yaşayan hayvanların saman artıklarından başka hiçbir şey yoktu. İçerideki kötü kokunun dışarı çıkması için kapıyı açtım. Bu arada Şermin bahçeyi suluyor. Bizim kızlar ise yeni köy okullarına gitmek için hazırlık yapıyorlardı. İçerideki koku çıkana kadar ben de eşime yardım etmek istedim. Yüzünü güldürmek için arkasından gizlice giderek onu korkuttum. Eşim her zamanki halinden farklı. Çok sinirli bir şekilde bana bağırıp küfürler etmeye başladı. Onu sakinleştirmek için sarıldığındaysa bir hamlede suratıma tırnaklarını geçirdi ve kendini yere atarak ağlamaya başladı. Eşim Şermin'i ilk defa bu kadar sinirli ve öfke dolu görmüştüm. Yere eğilip sakin olması için uyardım. Şermin ağlayarak özür diledi ve gece boyunca sürekli olarak kabuslar gördüğünü söyledi. Sanırım yeni eve geçtiğimiz için yerini yatırkadı ve bu yüzden kabuslar gördü. Akşam hava karardığında Eda ve Esra okuldan döndüler. Onlar kıyafetlerini değiştirmek için odalarına gitti. Bu arada Şermin akşam yemeği için masayı düzenliyordu. Tencereden mis gibi et kokusu geliyordu. Ben ete gerçekten çok bayılırım. Çocuklar geldikten sonra hep beraber sofraya oturduk. Yeşim Şermin'in yüzü soluk ve çok dalgındı. Bu yüzden tenceredeki etleri ben koymaya karar verdim. Ayağa kalkıp tencerenin kapağını açtım. Tencerenin içinde et yok. Sadece kemik ve biraz su vardı. Şermin sanırım bahçede yaptığım o aptalca şaka için bana kızdı. Ve bu yüzden et yerine kemik koydu diye düşündüm. Eşim Şermin dalgın bakışlarla kalkıp hiçbir şey demeden yatak odasına gitti. Dün akşam yemek olayından sonra Şermin'le konuşma fırsatı bulamadım. Kafa dağıtmak için ahıra gidip kalan işlerimi halletmek istedim. Ahırın içine girdiğimde yine o koku aynı şiddetiyle duruyordu. Sanırım bu kokudan kolay kolay kurtulmak mümkün değildi. Çarşıya inip gaz maskesini andıran garip bir maske buldum. İşime yarar düşüncesiyle satın alıp tekrar ahıra döndüm. Bu maske büyük ölçekte kokuyu önlüyordu. Hemen işe koyuldum. Önce ahırdaki samanları kürekle el arabasına doldurmaya başladım. Bu sırada az ileride dün akşam Şermin'in pişirdiği tenceredeki kemikleri gördüm. Hemen eşimin yanına gidip bu yaptığı hareketin hiç hoş olmadığını, çocuklarımızın dün gece onun yüzünden aç yattığını söyledim. Şermin soluk bir yüz ifadesiyle o yemekler sizin için değil dedi. Bu cevap karşısında şaşırdım. Şermin kime ne için kemik pişirsin diye düşündüm. Zaten burada daha kimseyle tanışmadık bile. Ona peki o kemikleri kime pişirdin diye sorduğumda o istedi dedi. Bu cevabı beni biraz ürkütmüştü. O kim diye karşılık verdim. Şermin yine sessizce kalkıp yatağına yattı sorum cevapsız kalmıştı. O dediği kişi kimdi? Şermin'in bu hareketleri beni çok tedirgin etmeye başladı. Yine hava kararmaya başladı. Çocuklar yarım saate evde olurlar ama Şermin yemek falan yapmadı. Ben de kızlar okuldan geldiğinde aç kalmasın diye onlara çorba yaptım. Ellerimi yıkarken kapı çaldı. Hemen ellerimi kuruladım. Kapıyı açtım. Küçük kızım Eda okuldan gelmiş. Kapıda tek başına dikiliyordu. Yanında ise Esra yoktu. Ben de telaşlanarak kızım ablan nerede? Sen tek başına mı geldin diye sordum. Eda soğukkanlılıkla. Ablamla beraber okuldan çıktık. Ablam beni yarı yola kadar getirdikten sonra uzakta birini gördü. Koşarak ona doğru gitti. Ben de tek gelmek zorunda kaldım dedi. Kızıma evde durmasını söyledim. Hava karanlık olduğu için elime feneri alarak köyün etrafında Esra'yı aramaya başladım. Hava zifiri karanlıktı. İçimi korku sarmıştı. Köyden yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki akarsuyun yanına kadar geldim. Esra derenin kenarındaki büyük bir ceviz ağacının altında öylece dikiliyordu. Hemen Esra'ya doğru koştum. Fakat yaklaştığımda Esra'nın çırılçıplak olduğunu fark ettim. Bacaklarının arasından yere kan damlıyor ve üzerinde yaralar vardı. Esra dona kalmış vaziyette gözleri açık, gökyüzüne bakıyordu. Hemen montumu çıkarıp üzerine giydirdim. Kızımı sırtıma alarak nefes nefese eve koşmaya başladım. Gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Sanırım biri kızıma tecavüz etmişti. Bunu yapan her kimse onu öldürmeye kendi kendime yemin ettim. Eve geldim. Hemen kızımı banyoya soktum. Ilık suyla yıkadım. Yaralarına pansuman yaptıktan sonra kıyafetlerini giydirdim ve yatağına yatırdım. Esra uykuya dalıp dinlenirken ben de gözyaşlarıma boğulmuş vaziyette kızıma bakıyordum. Hangi cani, hangi vicdansız bunu ona yapar? İç kırıkları boğulmuş yatarken biri elini omzuma koydu. Kafamı çevirip baktığımda eşim Şermin arkamdaydı. Olaydan haberi olduğunu düşünmüyordum. Çünkü Şermin akşama kadar odasından çıkmamıştı. Bana doğru yaklaşarak bunu o yaptı dedi. Elim ayağım birbirine girdi. Esra çok kötü bir olay atlattı. Eşim ise kafayı yemiş gibi davranıyor. Ne yapacağımı bilmiyordum. En yakın hastane 45 kilometre uzaktı. Jandarmaya haber vermem gerekiyor ama o an jandarmayı aramak bir türlü aklıma gelmiyor. Şuurumu ya da bilincimi kaybetmiş gibi öylece bir mucize olmasını istiyordum. Çaresizlik içinde balkona çıktım. Sigaramı yaktım. Ağlamayı kestim. Sorunsuz şekilde yaşarken neden her şey bir anda yolundan çıktı? Şermin çok akıllı, kibar, dini değerlerine bağlı bir kadındır. Evlatlarımız onun için önemlidir. Kızlarımızın her sorunuyla sıkılmadan, bunalmadan yakından ilgilenirdi. Kızım Esra ise ailenin en asi üyesidir. Her şeyi sorgulayıp doğru olan şeylere karşı çıkar. Fakat özünde çok tatlı bir kızdır. Sadece ergenlik çağının sonlarına doğru geldiği için hareketlerinde değişmeler olmuştu. Kızım Eda ise ailesine bağlı, söz dinleyen, çalışkan ve çok cana yakın bir çocuktur. Bizim ailemizdeki düzeni alt üst eden şey bu eve gelmek mi? Peki eşimin sürekli söylediği o kimde? Bu sorulara kafamda cevap ararken içeriden bir anda gürültü geldi. Koşarak eşimin odasına gittim. Hiçbir sorun yoktu. Şermin yatakta uyuyordu. Kapıyı kapatıp hemen Esra'nın odasına girdim. Yerde camlar vardı. Kafamı kaldırdığımda kızım Esra yine çıplak soyunmuş ve elindeki cam parçasıyla karnını kesiyordu. Dehşet içinde dona kaldım. Resmen ayakta felç geçirmiş gibiydim. Kızım gözlerimin önünde, kanları içinde, elindeki camla karnına yarık açıyordu. Kızımı bu durumdan kurtarmak için tam adımımı attığımda gözlerini bir anda bana doğru dik. Gözleri kızımın gözleri değildi. Çünkü hiçbir insanın gözü bu kadar siyah olamazdı. Bana doğru yavaş yavaş elindeki camla yürümeye başladığımda hemen dışarı çıkıp kapıyı üzerine kilitledim. Kızım Esra içeride çığlıklar atıp kapıya vurmaya başladı. Hemen alt kata inip eşim şermini uyandırdım. Olayı anlattım. Eşime olayı anlatmama rağmen çok durgundu. Dediklerime tepki bile vermiyordu korkudan ne yapacağımı bilemez olmuştum. Hemen koşup yan evdeki komşulardan yardım istedim. Komşularımız da çok korktu. Bunun için cami hocasıyla görüşmemi söylediler. Beni cami hocasının evine kadar götürebileceklerini söylediler. Hocanın evine geldiğimizde kendimi arabadan dışarı attım. Koşu koşa hocanın kapısını yumruklamaya başladım. İçeriden siyah cübbeli 60-65 yaşlarında bir hoca çıktı. Hocanın ayaklarına kapanıp ağlamaya başladım. Hoca beni kollarımdan kaldırıp içeri davet etti. İçeriye girdiğim an resmen ferahlamıştım. Sanki üzerimdeki tonlarca ağırlıktaki yük yok olmuştu. Hoca tüm her şeyi baştan sona kadar anlattı. Hoca odanın ışıklarını kapatıp mumları yaktı. Sağ elime bir iğne batırıp tasın içine akıttı. Tırnağımı kesip bir tasın içine attı ve en son farklı bir şeylerle karıştırdı. Hoca içeriden kızını çağırdı. Karanlık odaya yüzü sarılı genç bir kız geldi. Gözleri aynı. Şermin ve Esra'nın gözleri gibi simsiyahtı. Korktum. Hoca'ya dönerek. Hocam kızımın gözü ve karımın gözü kızınızınki gibi oldu dedim. Hoca korkmamamı söyledi. Kız babasına Arapça anlamadığım şeyler anladı. Kalktı gitti. Hoca bana dönerek çok önce birine verilmiş bir sözün şimdi yerine getirildiğini söyledi. Hocanın dediklerinden hiçbir şey anlamamıştım. Eline bir deri aldı. Derinin içerisine kağıt ve ne olduğunu anlamadığım birkaç şey koyup sardı. Etrafına eski bir iple sıkıca bağlayıp bana verdi. Bunu al, yeni evinin ahırına git. Ahırın en üst kısmında yere açılan bir kapı olacak. Erdivenlerden aşağı in alt katlarda bulunan hiçbir şeye dokunma. Bunu bırak ve 13 defa söylediklerimi söyle deyip evine uğramadan tekrar bana gel dedi. Hocanın verdiği şey zannedersem büyüye benziyordu. Ahırın girişine geldim. Evinden hala çığlık sesleri yükseliyordu. Bu sefer sadece Esra değil, Şermin de çığlık atıyordu. Aklım bir yandan da evde bıraktığım küçük kızım Eda'daydı. Hocanın söylediği gibi ahırın ucuna geldim. Yerdeki kapağı kaldırdım. İğrenç koku. Meğer buradan geliyormuş. Alt kata doğru inmeye başladım. Yerde hayvanların parçalanmış vücutları, bebek kafaları vardı. Hocanın verdiği şeyi yere bıraktım ve 13 defa söylediği şeyleri tekrar ettim. Hoca bana sonra eve uğramadan bana gel demişti. Ama ben dinlemeyip küçük kızımı kurtarmaya karar verdim. Uçarak eve girdim. Eda'nın odasına girip kızımı kucağıma alarak koşarak evden çıktım. Nefes nefese hocanın evine giderken ağaçlarla çevrili toprak yolda eşim Şermin ve kızım Esra karşımdaydı. Korkmuş vaziyette birbirlerine sarılıyorlardı. Gözlerime inanamadım. Bir saat önce kendi karnının yaşayan kızım ayaktaydı. Peki bunlar benim karım ve kızımsa? Evde çığlık atanlar kimlerdi? Eşime doğru korkarak yaklaştım kekeleyerek. Siz az önce evdeydiniz dedim. Şermin bana o hocanın evine gitmememi eğer oraya gidersen esrarın hayatını kaybedeceğini söyledi. Eşime inanmadım. Yolumu aldırmadan devam ettim. Şermin arkadan seslendi. Bazı şeyleri bilmenin zamanı geldi. Her şeyi bilmenin zamanı geldi derken neyi kastettiğini bilmiyordum ama merak ediyordum. Neyi açıklayacağını öğrenmeliydim. Kaybedecek tek şeyim Belki de sadece küçük kızımdı. Geriye döndüm. Sert bir tonla. Evet, seni dinliyorum dedim. Şermin'in gözleri doldu. Ve konuşmaya başladı. Evlendikten sonra çocuğumuz olsun diye çok uğraştık. Doktorlara gittik. Bitkisel ilaçlar denedik. Ve hatta büyücü bir hocaya gidip büyü yaptırdık. Yine de hiçbir şey çözüm olmadı. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yıllar önce bu köydeki bir büyücü hocanın yanına geldim bana ilk doğan evladını ergenliğe eriştikten sonra ona kurban edersen çocukların olacak dedi. Ben de sen bana sordun o soruyu hocaya sordum. O kim? Hoca bana bir cin kabilesinin padişahı olduğunu bilmemin yeterli olacağını söyledi. Şermin'e in söyledikleri inandırıcı gelmedi ama yine de belki bu bize bir çare olur demiştim. Şu an oturduğumuz evin ahırına yıllar önce o hayvanların vücutlarını parçalayıp ben attım. Her şey esra içindi. Kızımız kurtulsun diye bunları yaptım. Senin bu evi seçmen de tesadüf değildi. Hatta yardım almak için gittiğin o hoca da yıllar önce bu büyüyü hazırlayıp benim senden hamile kalmamı sağlayan hoca sana verdiği o şeyde, küçük kızımız Eda'nın kurban edilmesi için yapılmış büyüydü. Şimdi sen o hocaya gidersen sadece ben ve Esra değil Eda da kurban olacak. Biz burada seni bekleyeceğiz. Git ve o ahırdaki büyüleri ateşe ver. Boz bu büyüyü dedi. Söylediklerine güvenip güvenmeme konusunda tereddüt ettim. Kaybedecek neyim var ki diyerek doğru ahıra gittim. Evden hala çığlıklar geliyor. Hatta bu seferkiler çok daha fazla geliyordu. Pencereye baktığımda kızım Esra ve karım Şermin'in bana bağırıp gürler ettiğini gördüm. Aldırış etmeden Arabam için kenara koyduğum benzin bidonunu ahırın alt ve üst katına döktüm. Tam ahırı ateşe verecekken kızım Eda bana baba ne olur yapma diyerek ahırın içine kaçtı. Madem burayı yıkacaksın o zaman ben de yanarım dedi. O an gözümü kararttım ve tereddüt etmeden ahırı ateşe verdim. Eda gözlerimin önünde korkunç çığlıklar atarak yanıyordu. Evden gelen çığlıklar kesilmiş her yeri alev sararken Oradan uzaklaştım. Hava yavaş yavaş aydınlanıyordu. Artık el fenerini açmama gerek yoktu. Şermin ile konuştuğumuz yola geldiğinde karşımda Şermin, Esra ve Eda duruyordu. Hepsi çok iyi durumdaydı. Şermin bana ağlayarak sarıldı. "Hadi, arabamıza binip gidelim buralardan. Her şey bitti." dedi. Arabamıza binip yola koyulduk. Nereye gideceğimiz konusunda fikrimiz yoktu ama tek istediğimiz şey buradan bir an önce uzaklaşmaktı. Yolda hep beraber ailemizin tekrar bir arada oluşunun mutluluğuyla ile ilerlerken aracın önüne bir anda koca bir yaban domuzu attı. Panikle domuza çarptım. Sonra da bariyerlerden aşağıya uçtum. Gözlerimi hastanede açtım. Doktorların dediğine göre yedi ay komada yatmıştım. Ailemden herkesi o kazada kaybetmiştim. Kurtulan tek ben olmuşum. Aslında buna kurtulmak denmez. Olayları yaşayan kişilerin isimleri değiştirilmiştir. Hikayede geçen bazı dualar sansürlenerek anlatılmıştır. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Neye inanırsınız? Duyduklarınıza mı? Dokunduklarınıza mı? Hissettiklerinize mi? Yoksa gördüklerinize mi? Bana sorarlarsa muhakkak gördüklerimi sonra da duyduklarımı diye başlarım. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Her zaman olduğu gibi yine uyuyamamıştım. Gündüz benim için çok kısa ve verimsiz geçiyordu. Gece işleyen demirdim adeta. Çocukluğumdan beridir böyleyim. Gece dörtten önce uyumuşluğum yoktur. Gece iki otuz olmuştu. Önce biraz ders çalıştım. Telefonla internette sörf yaptım. Sonra kulaklığımı takıp Müzik dinlemeye başladım. Balkon camında şehri izliyordum. Bir tarafta üniversitenin ışıkları. Bir diğer tarafta uykuya dalmış şehir merkezinden gelen tek tük ışıklar ve biraz kuytu da. Sol tarafta hiç ışığın yanmadığı bir mezarlık vardı. Kulağımdaki müziğe eşlik etmeye başladım. Uykum gelmeye başlamıştı. Gözlerimin kepenkleri yarıya kadar inmişti. Hem arkadaşlarım çoktan uyumuştur. Belki de beşinci rüyalarını görüyorlardı. Galiba koca sokakta bir ben uyanıktım. Migrenim inceden inceye vuruyordu. Midemde hafif bir bulanma vardı. Bir sonraki günün bana zehir olacağının işaretiydi bu. Kendimi bildiğim bileli migren ağrılarım var. Birinci sınıfta bile baş ağrım yüzünden eve gönderildiğim olurdu. Yedinci sınıfta bir çocuğun migreni olduğunu ben de duymuş değildim. Tabii kendim dışında. Doktorlara çokça gittim. Migren olduğunu söylediler. Özellikle ayın belirli günlerinde vuruyordu bu ağrı. İşte bugün de o günlerden biriydi. Yapacak bir şey yoktu. Az çok baş ağrısıyla yaşamayı öğrenmiştim. Sesten, ışıktan uzak bir gün beni kendime getirirdi. Uyku modunda duran bilgisayarımı açtım. Biraz oyun oynamak niyetindeydim. Derken öyle ani bir ağrı girdi ki başıma. Sanki kafam kırılıyordu. Başımı iki elimin arasına alıp kıvranmaya başladım. Hiç böyle bir ağrı yaşamamıştım. Kafamı taşımakta zorlanıyordum. Ağrı ilk önce beni aşağıya doğru çeker gibi oldu. Sonra ağrı beynimde dolaşmaya başladı. Sanki bir mıknatıs vardı da bir beynimi oynatıyor gibiydi. Durumun ciddiyetini anladım. Hemen ev arkadaşlarıma haber vermeliydim. Yüzümü buruşturur bir vaziyette Ayağa kalktım ama yürüyecek durumda olmadığımı anladım. Ağrı o kadar yoğundu ki yığılıp yerde uzanır pozisyonda kaldım. Gözlerimden yaş gelmeye başladı. Acıyla inliyordum. Gözümün önünde karıncalanmalar oluyordu. Galiba beyin kanaması geçiriyordum. Dışarıdan yoğun köpek havlama sesi gelmeye başlamıştı. Duyularım o kadar netleşmişti ki ses sanki balkondan geliyor gibiydi kokular o kadar netti ki mutfaktaki çöpün kokusunu alıyordum. Galiba burada ölüp kalacağım diyerek endişeleniyordum. Tam o esnada bir bardaktan suyun boşalması gibi kafamdaki ağrı akıp gitti. Ne olduğunu anlayamadım bile. Acaba öldüm mü diyerek ellerimle bedenimi kontrol ettim. Sıfır ağrı vardı bedenimde. Bir huzur kapladı her yanımı, doğrulup pencerenin önüne çıktım. Ay sanki Gökyüzünün büyük bir kısmını kaplamış ve kızıl renkteydi. Elimi uzattığımda aya dokunacak gibiydim. Az önce bana ne olmuştu? Neler yaşıyordu? Bir türlü anlamlandıramadım. Dışarıda köpek seslerinin ve fabrikadan gelen sesin dışında hiçbir ses yoktu. Adeta her şey durmuştu. Bir zaman sonra daha önce hiçbir canlıdan ya da bir aletten duymadığım bir ses işittim. Sesin nereden geldiğini anlamak için etrafıma bakınmaya başladım. Sadece karanlık vardı. Onun dışında hiçbir ses yoktu. Ses kademeli olarak artıyordu. Bir müllet ses gelmedi. Ben az önce yaşadığım ağrı yüzünden bu garip sese duyduğumu düşünüyordum. Odama gitmek için toparlandım. Tam kapıdan girecekken yine o ses geldi. Sanki bir radyo frekansı gibiydi. Sesi kesik kesik duyuyordum bir süre sonra beynin frekansı adeta kontrol ediyordu ve ses daha net gelmeye başladı. Bu ses bir hayvana ait olamazdı. Kahkahayı andıran bu ses bir insana da ait olamayacak kadar kulağıma yabancıydı. Sesler bir çekirge sürüsü veya cuma günü okul dağılışından duyulan çocuk sesleri gibiydi. Binlerce ses vardı ama hiçbiri anlam ifade etmiyordu. Temelde seslerin hepsi bir ses olarak çıkıyordu. Bir karmaşa vardı. Her an sokaklardan birinde bu sesi çıkartan bir eylemci grup çıkacakmış gibi hissediyordum. Dışarıdan gelen bu ses bir sebeple beynimden de geliyor gibiydi. Yani hem dışarıdan hem beynimden geliyordu. Muhtemel o ki beynime her ne olduysa bana bu oyunları oynuyordu. Merakla camın önünde dışarıyı seyretmeye devam ettim. Bir şey sanki beni orada tutuyor gibiydi. Belki de vücudum az önceki şok yüzünden kendini kısa süreliğine kapatıp dinlenmeye koyulmuştu. Ses biraz azalır gibi oldu. Frekansı kaybolan otomobil radyosu gibiydim. Kötü düşünceler zihnimde dolaşmaya başladı. Sanki artık her şey eskisi gibi olmayacaktı. Ve bugün bir şeyler değişmişti. Bunu hissedebiliyordum. Akabinde Sesler çok yakından gelmeye ve tüm sokakta yankılanmaya başladı. Yani o sesler neyse tüm yerlerde ondan vardı. Ses olabildiğinden çok daha net gelmeye başladı. Kahkahaya benziyordu. Ya da bir kızıl kızılderili savaş çığlığına ama daha mekanik ve daha soğuktu. Ses o kadar garipti ki şu an tam olarak tarif edemiyorum. Herhangi bir insan bu sesi duyarsa işini gücünü bırakıp Neydi acaba diye araştırırdı inanın. Ay ışığı ise bir yandan sanki iki gözümün arasında duruyordu. Ağırlığını hissediyordum. Bir şekilde ay ile kaşlarım arasında görünmez bir halat varmış gibi hissediyordum. O rahatsızlıktan sonra da ışığa olan hassasiyetimin bana sebep olabileceğini düşünmüştüm. Bir adım atıp aşağıya apartmanın önüne baktım. Evet aşağıda tam altı gölge vardı. Biraz daha dikkatli bakınca her evin önünde irili ufaklı öyle gölgeler vardı. Onları size şöyle tarif edeyim. Çarşaflı gibiydiler ama dalgalı bir bedenleri vardı ya da dumanla. Biraz daha dikkatli bakınca üzerine çarşaf atılmış küçük çalıları anımsatıyorlardı. Garip bir şekilde bir halka şeklinde dönerek o garip sesle birlikte senkronize bir halde dua eder gibi halleri vardı. Ses tek merkeze toplanmış gibiydi ve daha çok bir astım hastasının nefes alışverişi gibi hırıltılı ve sıkıntılı. Bu gördüklerim neydi? Evlerin önünde ne yapıyorlardı? Ve neden kimse onlara duymuyordu? Neden kimse cama, balkona çıkmıyordu? Sesler duyulmayacak gibi değildi. Beliriyor muydum? Yoksa hala yerde baygın yatıp Rüyamı görüyordum. Kaçsam idim. Aklımda onlarca soru vardı. Ama bir şekilde orada durmam gerektiğini hissediyordum. Sanki hepsinin cevabını biliyordum. Ama cevabını verecek kelimelerin ne olduğunu bilmiyordum. Daha da hızlandılar. Dumanları birbirine karışıyordu. Ses şiddetleri iyice artmıştı. Yoğun bir kahkaha sesi adeta sokağı inletiyordu. Birisi kafasını kaldırıp bana baktı. Kafası diye düşündüğüm o gölge ya da siyah tüle ait olan şeyde kırmızı fener gibi yanan kocaman iki göz vardı. Göz göze geldi. Bakışları çok delici ve devşet vericiydi. Oracıkta, istemsiz bir şekilde ona karşı bir hoşlanma duygusu hissettim. Şaka bir yana, gözleri kıpkırmızı, fosfor sürülmüş gibi parlıyordu. Benim de ona baktığımı görünce birden durdu. Geğirir gibi bir ses çıkardı. Diğerleri de durdular ve civardaki görebildiğim tüm gölgeler bana doğru bakmaya başladı. Kaçmam lazım, kaçmam lazım diyordum ama vücudum tepki vermiyordu. İçlerinden biri kara hindiba tohumu gibi yavaşça yükseldi. Camın önünde tam karşımda durdu ve bana baktı. Yüzünü algılamaya çalışıyordum ama başaramadım. Gölge sürekli hareket ediyordu. Tıpkı deniz dalgaları gibi değişiyordu önünde pencere camı olmasına rağmen gül kokusu alabiliyordum. Gözleri ise yakından daha korkunçtu. Bana uzun uzun baktı. Ben de kıpırdamadan ona doğru baktım. Dikkatle gözlerimi takip ediyordu. Bir sağa süzüldü, bir sola. Gözlerimle onu takip etmeye devam ettim. Şaşırmış gibi başını sağa sola yatırıp ilginç bir şekilde homurdanıyordu. Pencereye daha fazla yaklaştı ve tam kaç santimetre önümde durdu. Bedenim o an kendine geldi. Ben korkuyla kendimi geriye doğru attım. O da benim gibi geri çekildi. Korkmuş görünüyordu. Diğerlerine anlamsızca bir şeyler söyledi. Sonra binlerce çığlık her yandan duyulmaya başladı. Sağa sola uçuşup bağırmaya başladılar. Ben de kaçarak kendimi yatağa attım. Yorganı başıma çekip sabaha kadar dua ettim. Dışarıda evin etrafında uçuşlarını, seslerini duyabiliyordum. Olaylardan sonra nöroloğa göründüm. Beyin tomografime bakıldı. En ince tetkikler yapıldı. Çünkü başımdan yıllardır gitmeyen ağrı ve o gece yaşadıklarımın yani şoku ve ardından hayaller gördüğümü anlatınca doktor tümör riski olabilir dedi. Ama tümör olmadığı anlaşıldı. Beynimde garip olan tek şey hipofiz bezimin normal bir insandan yaklaşık 3 kat daha büyük olmasıydı. Bunun ne olduğunu tam bilmeyen bezin etrafında iltihap olduğu ama bu iltihabın iyileşme eğiliminde olduğunu yani iltihabın parçalandığını söylediler. Çocukluğumdan beri hipofiz bezimi engelleyen bir katman vardı. O gece yırtıldı ve bu kez çok ilginç teorilere gebe olan tüm uygarlıkların bahsettiği ve çoğu antik uygarlıkta önemi büyük olan Mısırlılarda Ra'nın gözü, Hintlilerde Mindi denen kırmızı nokta, Çinlilerde çakra olarak bilinen diğer bir adıyla kalp gözü ya da üçüncü göz olan şey bende bazı şeylerin değişmesine yol açtı. Önemli tarihlerde ay, güneş ve gezegenlerin ekstrem konumlanmasından tutulmasında ya da yakınlaşmasında belli varlıkların aktivite içinde olduklarını görüyorum. Daha çok ayin gibi İstediğim takdirde bu yeteneğimi geliştirebileceğimi biliyorum. Lakin bu beni tüm yaşamdan koparabilirmiş. Birçok kitap okudum, araştırdım. Psikolojik araştırmaları yapan kişilerle görüştüm. Şimdi Alman menşeli bir psikolojik hap kullanıyorum. Bu belli zamanlarda beynimi uyuşturuyor. Bu sayede onları görüp duymuyorum. Ola ki ilacı kullanmazsam. Olacaklar şöyle. Çoğu yerde onları görebiliyorum. Özellikle Gece kuytu yerlerde, çöp, ağaç etrafında ve banyolarda. Ama tam gölge şeklinde olmuyorlar. Sadece belli zamanlarda güçlüler ama bazıları gerçekten çok güçlü. Ve hayvanların kılığında dolaşıyorlar. Hep parkta duran bir kedi var. O kedi bayağı rütbeli bir gölge. Bazıları beyaz bulut gibi. Birisi sürekli beni takip ediyor. Çok güçlü hissediyorum ama bana zarar vermiyor. Güven duyuyorum. Aralarında çok güçlü bir hiyerarşi var. Benimle pek denk gelmek istemiyorlar. Bulumdan çekilenler ya da bana merakla yaklaşanlar oluyor. Onlar da beni seziyorlar. Beyaz olanlar pek görünmüyorlar ama birbirlerine asla ilişmiyorlar. Bazı insanların gözlerinde onları görebiliyorum. Kolaylıkla bedenden bedene geçenler var. Onların tam olarak silüetlerini asla görmedim. Ama radyo frekansı gibi ya da radar gibi onları hissediyorum. Çoğu zaman bir insanın beni düşündüğünü ya da beni arayacağını biliyorum. Az çok hisleri ve düşünceleri okuyabiliyorum. Ama geleceği görme olayı yok. Lakin bazı zamanlarda bazı kötü olayların gelişebileceğini hissediyorum. Çünkü kötü olaya sebep olan etmenlerin ruhsal hali, yoğun enerjisi bana bunu bildiriyor. Kötülüğün de iyiliğin de kendine az bir kokusu var. Bazı insanlardan bunu alabiliyorum. İnanın bu çok kötü bir şey. Size iyi geliyor olabilir. O kadar iğrenç bir hal alıyor ki bu durum. İnsanlardan ve sonra kendinizden nefret eder oluyorsunuz. İlaç kullanmadan yaşama devam etmem oldukça zor. Normal bir insan gibi yaşamak. Hiçbir şeyi bilmek istemiyorum. Bunları anlatmamın sebebi kimseye anlatamamam. Başarısız birkaç girişimim oldu. Bana şeytan dediler. Büyücü dediler. Benden korkanlar bile oldu. Bir gün kendimi bir boşluğa bırakıp tüm bu sıkıntılardan kurtulacağım.